Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizinle paylaşacağım öykü Sabahattin Ali'nin Sırça Köşk isimli öyküsü. Bir zamanlar boş gezmeyi, iş yapmaktan çok seven üç arkadaş varmış. Bugünden yarına geçinmek, gittikleri yerlerin birinden yüz bulsalar, beşinden kovulmak canlarına tak demiş. Alın teriyle kazanıp, gönül rahatlığıyla yemeği de gözlerine kestiremezlermiş. Çünkü elleri bir işe yatkın değilmiş. Bir gün uzun bir yolculuktan sonra yüksekçe bir tepede oturup aşağıdaki ovada yayılan büyük bir şehre garip garip bakarlar. Acaba bu bilmediğimiz yerde nasıl karşılanacağız diye acı acı düşünürlerken içlerinden birinin aklına yaman bir fikir gelmiş. Hemen yerinden fırlayıp gelin benimle beraber bu şehirde sırça köşk yapalım. Ömrümüzün sonuna kadar bolluk içinde rahat yaşarız demiş. Ötekiler bu sırça köşkte nedir diye sormuşlar. Peki durmayın, vakit kaybetmeyelim, yolda anlatırım diye onları peşine takmış, bayırdan aşağı kuş gibi hızla inmeye başlamışlar. Elebaşı yolda 3-5 sözle arkadaşlarına şehre varınca nasıl davranacaklarını öğretmiş. İndikleri şehir o memleketin baş şehriymiş, yani başkent. Bu memlekette bütün millet çalışır, herkes elinden gelen işi yapar, kendi başına buyruk beyler gibi yaşarmış. Tarlalarda, dükkanlarda insanlar arı gibi çalışır, kazanan kazanamayana destek olur, malının lüzumuna göre başkasıyla değişir, kavgasız, dövüşsüz, efendisiz, uşaksız ömrünün sonunu bulurmuş. Gündelik işlerini gördürmek, nizalarını yani çatışmalarını yatıştırmak için aralarından seçtikleri adamlar, hemşerilerine hizmet etmekten başka bir şey düşünmez, zorbalığı akıllarından bile geçirmezlermiş. Bizim üç ahbap, geldikleri bu sırada şehrin pazarıymış. Sokaklarda ekinler, yemişler, dokumalar, kumaşlar, demirler, kömürler küme küme durur, alıcı ile verici aracısız iş görürmüş. Ahbaplar, önceden aralarında söz birliği ettikleri üzere, sokaklarda aylak aylak dolaşıp etraflarına bakarlar, başlarını sallayıp yanlarından geçenleri duyuracak şekilde Allah Allah, amma da acayip memleket ha diye söylenirlermiş. Bir sokak gitmişler, öbür sokağa varmışlar, oradan çıkıp başkasına dalmışlar ama hep şaşkın şaşkın aynı sözleri tekrarlamışlar. Gitgide arkalarına bir sürü meraklı takılmış. Bu yabancılar bu memleketin nesini acayip buldular acaba diye aralarında soruşturmaya başlamışlar. Nihayet birisi dayanamayıp yabancılara sormuş. Neye şaşırıyorsunuz Allah aşkına? Ahbapların elebaşısı. Yahu sizin memleketteki sırça köşk nerede diye öğrenmek istemiş. Ne sırça köşkü? Nasıl? Sizin sırça köşkünüz yok mu? O da neymiş ki? Elebaşı yandaki dostlarına dönüp. Aman ya Rabbi, daha sırça köşkün ne olduğunu bilmiyorlar. Böyle memlekette durulmaz. Hemen yolumuza gidelim demiş. Şehir halkını daha çok merak salmış. Ahbapların peşini bırakmamışlar. 5-10 adım sonra önleyip tekrar sormuşlar. Canım neymiş şu sırça köşk? Anlatın bakalım. Pek lüzumlu bir şeyse belki biz de yaparız. Lüzumlu ne demek? Sırça köşkü olmayan şehir, sırça köşke bağlanmayan memleket olur mu? Hadi dostlar gidelim. Halk aralarında ayaküstü bir danışmış. Sonra yabancıların yanına sokulup. Bizim başka şehirlerden ne diye noksanımız olsun ki? Madem ki bu kadar lazımmış, hadi hep beraber şu sırça köşkü yapıverelim demişler. Yabancıların elebaşısı, olmaz, olmaz. Sırça köşkü yapmak o kadar kolay değil. Masraf ister, malzeme ister, işçi ister. Bırakın bizi de sırça köşkü olan bir şehre gidelim demiş. Ama halk bırakmamış. Ne lazımsa verelim, kimselerin memleketinden aşağı kalmak istemeyiz diye direnmişler. Oturup hesabını yapmışlar. Hemen işe başlamışlar. Üç ahbap sırça köşkün mimarlığını üstüne almış. Halk aralarından işçi seçmiş, arabacı ayırmış. Şehrin en büyük meydanına kum taşımaya, kömür getirmeye başlamış. Bir kısmı da bu işte çalışanlara yiyecek içecek getirir, giyim eşyası tedarik edermiş. Nihayet camlar eritilmiş, sırça duvarlar yükselmiş, bir kat tamam olunca üç ahbap içine yerleşmişler. Halka demişler ki, işte sırça köşk oldu demektir ama daha tamam değil. Memleketinizin şanına layık büyüklükte değil ama ileride o da olur. Şimdi bunu iyi muhafaza etmek lazım, büyütmek lazım. Adam ayırın,
yiyeceği içeceği artırın, aranızdan seçtiğiniz adamları da dağıtın, biz her işinize bakarız. Halk, artık bir sırça köşkümüz var diye sevinmiş, kendi yediğinden, giydiğinden kesip sırça köşkte oturanlarla onların hizmetini ayrılanlara vermeye başlamış. Az sonra sırça köşkten bir emir çıkmış. Bir kat daha çıkmak lazım. Burası hem bize hem hizmetimize bakanlara dar geliyor. Arabalar yeniden kum taşımış, sırça köşkün efendileriyle onlara hizmet edenlere, yapıda çalışanlara davarlarla koyun, çuvallarla ekin, küfelerle yemiş getirilmiş. İkinci kat tamam olunca üç ahbap oraya da halk arasından kendi işlerine yarayabilecek olanları seçip yerleştirmişler. Onlar da burada ekmek elden, su gölden yaşamanın tadını alınca sırça köşkün çok lüzumlu bir şey olduğuna inanmışlar, hemşerilerini de inandırmak için gayrette kusur etmemişler. Bu yolda sırça köşk yükseldikçe yükselmiş, kat üstüne kat binmiş, içi oldukça dolmuş. Sırça köşke girmenin kolayını bulan oradan çıkmak istemez, bunun tersine dışarıda kalanlar yolunu bulup içeride bir yer yapmaya uğraşırmış. Ama sırça köşkte oturanlarla onlara hizmet edenleri beslemek de halkın belini pek bükmüş. Aralarında homurdanmalar başlamış. Bir aralık, sırça köşk lazım anladık. Ama bu kadar çok odaya, bu kadar hazır yiyeceğe ne lüzum var diye şöyle bir görünecek olmuşlar. Üç ahbabın elebaşısı onlara her odanın vazifesini iyice anlatmış. İşte demiş, şu odada ben otururum. Sırça köşkün başında ben varım, bensiz bu iş yürür mü? Ben olmasam sırça köşkünüz olur mu? Şu odalarsa baş yardımcılarımızın. Ta gurbet ellerden gelip sizi sırça köşke kavuşturduk. Biz idare etmesek ne köşk kalır ne siz kalırsınız. Pekala demiş. Bir sürü aylakçının ne lüzumu var? Mesela şu odadaki ne iş görür? O mu? Ne diyorsunuz? Sırça köşke giren malların hesabına o bakar. Bu malları toplayanların başıdır. O olmazsa hiçbiriniz verdiğinizin nereye gittiğini bilemezsiniz. Buna gönlünüz razı olur mu? Şu odadaki... Sırça köşke zamanında mal göndermeyenleri, noksal mal gönderenleri, sırça köşkün kadrini bilmek istemeyip ona kastedenleri arar bulur. Öyle sütü bozukları başıboş bırakmak olur mu? Peki ya şuradaki? Sırça köşke girip çıkanların defterini tutar. Bunu da anladık. Ya şu odadaki? Sırça köşkün odalarını süpürür. Halk ne sorduysa cevabını almış. Bütün odalarla, bu odalarda aylak aylak oturan insanların pek lüzumlu olduğuna inanmış. Çünkü bunların kimi sırça köşkün ışıkçı başısı, kimi döşekçi başısı, kimi onun yamağı, kimi yamağının yamağıymış. Artık bir sırça köşk olduktan sonra onun hizmetine bakanlar, sonra bu hizmete bakanların hizmetine bakanlar elbette olacakmış. Ama sırça köşktekiler arttıkça halkta onları doyuracak takat kalmamış. O zaman sırça köşkün adamları gelip herkesin yiyeceğini, giyeceğini zorla almaya başlamışlar. Ayak direyenleri götürüp sırça köşkün bodrumuna kapatmışlar. Halk başına kendi sardırdığı bu beladan kurtulmaya kalkışamazmış. Çünkü sırça köşkün adamları gezdikleri dolaştıkları yerde onun hiçbir kuvvetini yıkamayacağı kadar sağlam olduğunu söyler. Saf kimseleri buna inandırır. İnanmayanları ise binbir zulüm, binbir hile ile sustururlarmış. Sırça köşkünde gözü doymak bilmez, istedikçe istermiş. Baştakiler doğuştan tembel oldukları, sonradan yanaşanlar da çalışmayı çoktan unuttukları için kendilerini besleyenlere buna karşılık bir şeyler borçlu olduklarını akıllarına bile getirmezler. Yalnız birbirlerinin hizmetine bakarlar. Memleketin halkına bir köylünün inekleriyle köpeğine baktığı kadar bile göz kulak olmazlarmış. Ama halkın da gözü yıldığı için elindeki avucundakini vermiş. Artık bir gün verecek hiçbir şeyi kalmamış. Çünkü sırça köşkten çıkan bir emirle herkes elindeki son koyununu da vermeye çağrılmış. Getirmişler, teslim etmişler. Çöve saya dağılmaya başlamışlar. Onların böyle homurdandığını, artık verecek hiçbir şeyleri kalmadığı için korkacak bir şeyleri de olmadığını fark eden bizim ahbapların elebaşısı sırça köşkün balkonuna çıkmış, sesini tatlılaştırıp onlara demiş ki, "Ey millet, birçok şey verdiniz. Büyük sıkıntılara katlandınız ama dostun düşmanın hayran olduğu bir sırça köşk elde ettiniz. Onun azameti, onun parlaklığı yanında 3-5 çuval ekin, 3-5 davar nedir ki? Biz sizin şanınız, şerefiniz için çalışıyoruz. Sizin iyiliğinizden başka bir şey düşünmüyoruz. Bakın, bugün getirip bıraktığınız koyunların
Hepsini yemedik bile. Boğazımızdan kestik. Bir kısmını size geri vereceğiz. Demiş ve Bağat bağırmış. Bütün koyunların kellileri halka dağıtılsın. Sırça köşkten çıkan birçok hizmetkar, biraz önce oraya canlı olarak giren, şimdi kesilip, yüzülüp, kebap edilmeye başlanan koyunların kafalarını halka dağıtmışlar. Kelleyi alanlar dağılmak üzereyken, işlerinden biri elindeki başa bakarak hayretle bağırmış. İyi ama bu başın beynini almışlar. Elebaşı balkondan seslenmiş. Öyle, fakat siz beyni ne yapacaksınız? Pişirmesini bilmez ya, ziyan edersiniz. Başka biri. Peki bu başların dili de yok diye aykırmış. Elebaşı aşağı doğru eğilmiş. Canım dilin size lüzumu yok, yemesini beceremezsiniz. Bir üçüncüsü. Yahu kellelerin gözlerini de çıkarmışlar. Elebaşı ona da cevap vermiş. Siz o gözün de nasıl kullanılacağını bilmezsiniz. Vazgeçin ondan da. Bunun üzerine halk beyinsiz, dilsiz, gözsüz kelleleriyle dağılmak üzereyken aralarından canından bezmiş biri. Böyle başında bana lüzumu yok diyerek boynuzundan tuttuğu kelleyi fırlatıvermiş. İşte o zaman herkesin şaştığı bir şey olmuş. Hızla gidip sırça köşke çarpan kelle orada şangır diye kocaman bir gedik açmış. Halk her şeyden sağlam, hiçbir zaman yıkılmaz, kırılmaz bildiği o koskoca sırça köşkün bu kadar çürük olduğunu görünce elindeki kelleleri birbiri ardına ona fırlatmaya başlamış. Göz açıp kapayıncaya kadar tuzla buz olan sırça köşk çökmüş, yıkılmış. İçindekilerin çoğu cam kırıklar arasında ezilmiş, kapıya yakın yerlerdeki 5-10 kişi zor kurtulmuş. Halk sırça köşkün enkazını çabuk temizlemiş. Dünyada onsuz da yaşanabileceğini anlayarak eski hayatına dönmüş, işini yine ki arasından seçtiği adamlara gördürmüş ama sırça köşkün kötü hatırasını uzun zaman zihninden çıkaramamış. İhtiyarlar çocuklarına ondan bahsederken şu nasihati vermeyi unutmazlarmış. Sakın ha, tepenize bir sırça köşk kurmayınız. Ama günün birinde nasılsa böyle bir sırça köşk kurulursa onun yıkılmaz, devrilmez bir şey olduğunu sanmayın. En heybetlisini tuzla buz etmek için 3-5 kelle fırlatmak yeter. Evet sevgili dostlar, Türk edebiyatının en sevilen yazarlarından biri olan Sabahattin Ali'nin 1945 yılında yazdığı Sırça Köşk isimli öyküyü size seslendirdim. Tarihe özellikle dikkat etmenizi istiyorum. 1945 yılında yazılmış. Bütün düşünceleri size bırakıyorum. Her zaman olduğu gibi kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.